Sevgili dostlarım, bugün de önemli bir konu üzerinde duracağız. Bu konu efali mükellefin konusu, mükelleflerin fiilleri. Bunlara ahkam-ı şer'iye, şer'i hükümler, dini hükümler de denilir. Bu mükelleflerin fiilleri manasına gelen efali mükellefin sekizdir. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, haram, mekruh ve müfsit. Ve bunların hepsi birer dini terim. Bunları kısa kısa sizlere arz etmeye çalışalım. Farz Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açıkça bildirdiği emirlerdir. Allahu Teala'nın yapılmasını ayet-i kerimeyle açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir. Farzları terk etmek haramdır. İnanmayan ve yapılmasına ehemmiyet vermeyen kafir olur. Bakın Buhari Şerif'te geçen bir hadisi kutsi var. Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka bir şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca da onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür. Benimle her şeyi tutar. Benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Yine Mişkiatül Mesabih ve Ramuzül Hadis'te zikredilen bir hadisi kutsi daha var. Ey kulum emrettiğim farzları yap insanların en abidi ibadet edeni olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle insanların en ganisi, zengini olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Efendim farzlar iki kısım. Farz-ı ayın ve farz-ı kifaye. Farz-ı ayın her Müslümanın yerine getirmesi, her mükellef olan Müslümanın bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. İman etmek, abdest almak, etmek, yani boy abdest almak, beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olunca zekat vermek ve hacca gitmek farzı ayındır. E, 32 farzı ve 54 farzı sayarken o konuşmalarımızda bunlardan bir kısmını mevzuvahis etmiştik. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki imanı yani el sünnet itikadını iyi ve kötü huyları öğrenmek farzı ayındır. Keza abdeste guslü, namazı, orucu ve haramları da her Müslüman öğrenmesi farz-ı ayındır. Farz-ı kifaye Müslümanların bir kısmını yerine getirmesiyle diğerlerinden düşen farzdır. Müslümanlardan birkaçını veya sadece birinin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtuldukları farzlara farz-ı kifaye denilmektedir. Verilen selamın cevabını söylemek, cenazeyi gassetmek yani yıkamak, cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hafız olmak, cihad etmek, sanatına, ticaretine lazım olandan fazla din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi farzlar böyledir. Hani bir Kebir'de Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzı kifayedir ve okunmasından ve nafile ibadetlerden daha sevaptır Buyurmuştur. Cenaze namazını kılmak, ölüye hizmeti ve sanat ve ticaret bilgilerini ve bugünün silahlarını yapmak ve kullanmak için fen bilgilerini iyi öğrenmek farz-ı kifayedir diyor Yusuf Sinanettin. Bir ayeti ezberlemek herkese farz-ı ayındır. Fatiha'yı ve üç ayet veya bir kısa sure ezberlemek vaciptir. Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemek farz-ı kifayedir buyurmuştur Halaüddin-i Hısni Haskefi isimli Suriyeli büyük alim. Efendim ef Ali Mükellefi'nin birinci maddesi olan farz üzerinde böyle genççe durduk. Diğerlerini biraz kısa geçmeye çalışalım uygun görürseniz. E, i̇kincisi vacip. Yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bu emrin Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık değildir. Zanni şüpheli olan bir delille sabittir. Vitir namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, fıtra veya fitre yani sadaka fıtır vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz fakat yapmayan cehennem azabına müstahak olur. Üçüncü madde olan sünnete gelince Allahu Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamber Efendimiz'in yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı veyahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Bunlara kavili, fiili, takriri sünnet isimleri veriliyor. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azab olmaz. Fakat özürsüz ve devamlı terk eden itaba, azarlanmaya ve sevabından mahrum kalmaya müstahak olur. Mesela ezan okumak, ikamet getirmek, cemaat ile namaz kılmak, abdest alırken misvak kullanmak, evlendiği gece yemek yedirmek ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi fiiller sünnettir. Sünnet iki çeşit. Bir sünneti müekkede, bir de sünneti gayri müekkede. Sünneti müekkede, Peygamber Efendimiz'in devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son iki rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz, beğenmeyen kafir olur. Sünneti kaydı müekkede, Peygamber Efendimiz'in ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok yere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak bir bütün terk olunursa itaba ve şefaatle marum kalmaya sebep olur. Bir de 5-10 kimseden birisi işlese diğer Müslümanlardan sakıt olan sünnetler vardır. Bunları Bunlara sünnet-i alel kifaye denir. Selam vermek, itikafa girmek gibi. Abdest alma, yemeye, içmeye ve her mübarek işe başlarken besmele çekmek müstahaptır. Efendim efali mükellefin içerisinde dördüncü terimimiz müstahap terimidir. Buna mendup ve adab da denilir. Sünneti gayri müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akik hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürülmek müstahaptır. Bunları yapana çok sevap verilir. İşlemeyene azap yapılmaz. Şefaatten mahrum kalmak da olmaz. Efendim, efali mükellefin içerisinde mubah, ve haram, mekruh ve müfsit terimleri kaldı eğer bize müsaade ederseniz bugün bunlarla iktifa edelim. Onlarla başka bir konuşmamızda ele alalım inşallah.